Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Yeni haftaya bu programa bir haberle başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan piyasaya yönelik açıklamalar geldi. Önemli mesajlar geldi. Fiyat istikrar ve finansal istikrar adına atılan adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Bakan Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Merkez Bankası başkanı değişimi ve piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından güven verici mesajlar geldi. Yazılı açıklama yapan Bakan Elvan serbest piyasa mekanizmasından taviz yok vurgusu yaptı. Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir uygulamakta olduğumuz enflasyonda düşüş önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Bakan Elvan, maliye politikalarını para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceklerine dikkat çekti. Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı, serbest piyasa anlayışından vazgeçmeyeceğiz mesajı verdi. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak. Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır. Bu piyasada gün içerisinde borsada devre kesiciler e, uygulamaya geçti. Bu uygulamalarla birlikte Borsa İstanbul'dan bir açıklama var. Borsa İstanbul'dan bir uyarı da var aslına bakarsanız. Borsa İstanbul uygun olmayan işlemlere karşı gerekli tedbirlerin alacağını söyledi. Borsa İstanbul devre kesici uygulamalarının ardından piyasada gerçekleştirilen işlemleri yakından takip ettiğini açıkladı. Borsa İstanbul yatırımcı kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulundu. Borsa İstanbul'dan kapa yapılan açıklamada piyasaların etkin... Güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı. Aksi durumda usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere sermaye piyasası kurulu ve borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu arada vadeli işlem ve opsiyon piyasasında döviz ve altına bağlı işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları %20'ye çıkarıldı. Şimdi piyasada rakamlara bakalım. Rakamlarla birlikte küçük notlarımız var. Onları da aktaracağız size. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST endeksinde %8.4'lük düşüş var. Endeks 1399 seviyesinde. ABD borsalarının vadelileri geliyor. Vadeli tarafta Dow Jones %0.2 eksi, Nasdaq'ta %0.7'lik, S&P'de %0.05'lik küçük bir artı var. Richmond Fed Başkanı Berkin, Fed'in öngörülebilir gelecek için para politikasını gevşek tutma kararının hala işsiz olan insan sayısı ve enflasyon riskinin düşük olduğu dikkate alındığında doğru bir karar olduğunu söylüyor. Enflasyon bizim hedefimizin altında, istihdam hedefimizin altında. Bunları dikkate aldığımızda ayağımızı gaz pedalında tutmamız ve her iki konuda tam gaz ilerlememiz gerekli diyor. Elimizdeki araçları kullanmak için oldukça doğru bir zaman. Barkin, Fed'in net, tutarlı ve güvenilir olması halinde enflasyon bekleyişlerinin %2 hedefine çıpalanacağını da savunmuş. Goldman Sachs ise Biden yönetiminden 4 trilyon dolarlık daha teşvik adımı bekliyor. Uluslararası Yatırım Kuruluşu Goldman Sachs bu beklenti bir kurum değerlendirmesinde aktardı. Rapor şöyle devam ediyor. Ekonomistlerimiz Biden yönetiminin altyapı konusunda yeni teşvik planının 2 trilyon dolarlık harcama içereceğini tahmin ediyorlar. Programa sağlık, eğitim ve çocuk bakım destekleri de eklenirse büyüklük 4 trilyon doları bulabilir deniyor. Geçelim Avrupa'nın ya da Asya'nın son rakamlarına. Hangisi var? Avrupa geliyor. Avrupa borsaları Londra'da bir değişiklik yok. Frankfurt %0.19 artıda. Paris'te %0.2'lik eksi var. Madrid borsasında ise %1.4'lük bir eksi söz konusu. Artan enfeksiyonlar y sayısı, vaka sayısı, yeni kilitlenme önlemleri büyüme momentumlarının azalmasına sebep olmaya başladı Avrupa'da. Paris hızla yükselen enfeksiyon enfeksiyon oranlarını rakamlarını durdurmak amacıyla hafta sonu yeni sosyal mesafe önlemlerini uygulamaya koyduğu ekonomistler 3. bir Covid-19 dalgası olarak Euro bölgesi ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini düşürüyor ve aşılama gecikmeleri Fransa, İtalya ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede daha sıkı kısıtlamaları teşvik ediyor. Avrupa genelinde tecrüt tedbirlerinin yeniden uygulamaya konulması, aşıların seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesine izin verecek kadar hızlanmaması, bölgenin hayat kırıklığı yaratan bir yaz turizmi sezonundan daha çok sıkıntı çekebileceği endişelerini de körüklüyor. Fransa, koronavirüs enfeksiyon seviyelerinin Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelere yükselmesinin ardından, Cuma gecesi Paris'te ve diğer bazı bölgelerde 4 haftalık yeni tecrit kararı aldı. Yatırım kurumları Goldman Sachs, Barclays gibi kurumlar, ekonomistler, ABD ve küresel ekonominin büyük bir kısmını parlaklaşan görünümünün aksine Euro bölgesi büyüme tahminlerini düşürmeye yakınlar. ING'den bir araştırma var. Deniyor ki şu ana kadar Euro bölgesi tahminlerimizi Mart ayında kilitleme önlemlerinin kademeli olarak hafifletileceği varsayımları üzerine inşa etmiştik. Bunu unutabiliriz diyorlar. ING daha önce %0.8'lik bir düşüş öngördüğü Euro bölgesi tahminlerini ilk çeyrekte %1.5'luk küçülme olarak tekrar e, revize ettiler. Berenberg baş ekonomisti ise kilitlenmenin her ay Euro bölgesi büyümesini %0.3 oranında azalttığını söylüyor. Yeniden açılmaya bir aylık bir gecikme olduğu varsayılarak bu, yıl, bu yılki büyüme tahminini %4.4'ten, %4.1'e aşağı yönde revize etmişler. Ee, Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan da bir açıklama var. bu e, Ursula von der Leyen'den geçen hafta aşı tedarikinin ikinci çeyrekte artacağını söylemişti. Yaz sonuna kadar yetişkinlerin %70'ini aşılama yolunda ilerleyeceklerini ifade etmişti. Morgan Stanley, geçen hafta kısıtlamaların birkaç ay daha devam etmesi halinde başka bir yazın daha kaybına neden olacağı, İspanya İtalyan ekonomilerinde üç ile %2'lik değişik oranlarda büyüme beklentilerinde aşağı yönde revize olabileceğine dikkat çekiyorlar. İtalya işletmeleri için 30 milyar euro'luk ek yardım planlıyor. Fransa Maliye Bakanı geniş ölçekli aşılama krizden çıkışın tek yolu diyor. Yaz aylarında bir çeşit normal yaşama dönüleceğinden de umutluyum diyorlar. İtalya Başbakanı Draghi, Euro bölgesinin kurtarma fonundan kredi kullanmanın İtalya için bir öncelik olmadığını söylüyor. Draghi, kredi almanın hali hazırda ortada olmayan bir sağlık harcaması planı gerektireceğini de vurguluyor. Geçelim Asya'ya. Asya'nın kapanışlarını görelim. Çin'de Şangay %1.1 artıda kapandı. Japonya borsası %2 aşağıda. Hindistan Sensex %0.1 eksi. Güney Kore borsasında %0.1'lik. Hong Kong'da %0.4'lük eksiler var. Çin Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediği Yapılan açıklamaya göre 1 ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranları sabit tutuldu. Buna göre faiz oranları 1 yıl vade için %3.85, 5 yıl vade için %4.65 olarak kaldı. Çin Merkez Bankası Başkanı para politikasının bir taraftan finansal riskleri azaltırken diğer taraftan ekonomik büyümeyi hedefli bir yolla desteklemeye odaklanması gerektiğini söylüyor. Japon Merkez Bankası bugün 50 milyar yenlik alım yaptı. Japon Merkez Bankası borsa yatırım fonu almaya devam ediyor. Bugünkü rakam 50.1 milyar yen. Bankanın piyasada istikrar amacıyla devam etmekte olan alım programı kapsamında gelen alımlar borsada yaşanan %2'lik düşüşü de engelleyememiş gibi duruyor. Japon Merkez Bankası Başkanı ise borsa yatırım fonu aldığını alımını durdurma ve eldekileri satma planımız yok diyor kuroda eğrisi kontrolü politikası çerçevesinde parasal gevşeme araçlarını daha esnek ve sürdürülebilir hale getirme çabaları çerçevesinde borsa yatırım fonu alımını durdurma veya ellerinde bulunan fonları satma planları olmadığını söylüyorlar. Küresel taraftan birkaç notumuz var. IMF Başkan Yardımcısı daha güçlü bir global ekonomik toparlanmaya yönelik gelişen işaretler olduğunu ancak ciddi risklerin de devam ettiğini vurguluyor. Nisan ayında global büyüme için Ocak ayında yaptıkları %5.5'lik büyüme tahminini güncelleyeceklerini hatırlatıyor. Yapılacak güncellemenin ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketinin etkilerini yansıtacağı düşünülüyor. Fakat detay yok. Global ekonomik toparlanma açısından görünüm biraz daha bozuluyor gibi. BIS'den bir rapor var. Deniyor ki global bankalar artan enflasyonla başa çıkmak için yeterli araca sahipler global merkez bankalarının benzeri görülmemiş pandemi teşvik tedbirleri sonrasında artan enflasyonla başa çıkmak için araçlara sahip oldukları söyleniyor. Çin Kalkınma Forumu'nda konuşmuş BIS yetkilisi. Yükselebilir enflasyon görmemiz büyük olasılık. Bu durum aralarında Fed'in de olduğu merkez bankalarının para politikalarını revize etmelerini ve tam istihdam hedeflerini başarmaya daha fazla ağırlık vermelerini gerektirecek deniyor. Geçelim kurlara. Dolar-TL'yi bir görelim. Dolar-TL'de 7.91 seviyesindeyiz. Euro-TL'ye görelim. 9.47'yi gördük. Euro-Dolar'ı görelim. Euro-Dolar'da 1.1918 seviyesindeyiz. Dolar endeksine de bakalım. Yeni haftaya başlarken uluslararası piyasalar ne durumda? Çok büyük değişiklikler yok. 91,91 ,91 seviyesinde. Ons altına da bakalım. Dolar sakinken 1736 dolar seviyesinde 10 altın. Cuma kapanışına göre hafif bir eksi var ve son olarak Brent petrole bakalım. Brent petrolün varili 64 dolar 41 sent. Haftanın ilk işlem gününde hafif de olsa bir geri çekilme var. Cuma günü 62 dolara kadar düşmüştü Brent petrol. E, varil fiyatında koronavirüsle ilgili endişeler, özellikle Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin etkisi var. Petrol talebinin yakın zamanda toparlanamayacağı endişelerini de körüklüyor bu ilave tedbirler. Almanya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa'da, bazı Avrupa ülkelerinde tedbirler sıkılaşıyor. Avrupa liderleri yüzde toplantı planlarını iptal etmiş durumdalar. Deutsche Bank ham petrolde görelim. Alican, ABD tipi petrolde 2022 Mart sonunda 57 dolar bekliyoruz diyorlar. Uluslararası Yatırım Kuruluşu Deutsche Bank, ABD petrolündeki tahminini açıkladı. Petrolde Çin'in talebinin dip seviyelerden toparlandığı, Hindistan ve Brezilya gibi gelişen ülkelerin talebinde de toparlanma olduğu kaydediliyor. Piyasaların talepte büyümenin devam edeceğini öngördüklerini görüyoruz. Değerlendirmede 12 ay sonrası için ABD petrolü fiyat beklentisi 57 dolar. ABD'de e, tahvil tarafına bakmadık, tahvil piyasasını da görelim Alican. ABD 10 yıllıklarına bir bakalım. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 1.68 seviyesinde. %3'lük bir geri çekilme var. 1.75'ler görülmüştü geçen hafta. Oradan hafif bir geri çekilmiş gibi duruyor. Rakamlar ve kısa böyleydi. Şimdi uluslararası piyasalara dair bir değerlendirmeyle devam edelim. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakkı Öztürk, ABD piyasalarına ve FED'in toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FED'in enflasyon endişelerinin geçici olduğu söyleminin altını çizen Öztürk, büyüme beklentilerinin ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden olacağını söyledi. FED öyle hemen kısa sürede aslında son baktığımız 5-6 toplantısına baktığımız zaman hep aynı şeyleri söylüyor. Öyle kısa sürede tabii ki zaten merkez bankalarında politika değişikliği olmaz. Dolayısıyla FED gerektiği sürece ekonomiyi destekleye devam edeceklerini söylüyor. Ama buradaki son işte 1-1,5 aydaki Hikaye neydi? E, piyasa tarafından e, Amerika'da e, ciddi bir enflasyon geleceği endişesi var. Dolayısıyla enflasyondaki enflasyon beklentilerindeki yükselişten dolayı da değil mi 10 yıllık tahvillere satış geldi. Tabii ki satış geldiği zaman da fiyatları düşüp işte getirileri aslında senenin bu senenin başında birin altındaydı. 1.7'lere kadar çıktı. Şimdi tabii ki burada e, Amerika'da enflasyon e, baktığımız zaman e, zaten FED de e, bu yılı için enflasyonu yüzde 1.8'den 2.4 2020 için e, yukarı doğru revize etti. E zaten e, enflasyonda geçen sene e, baktığımız zaman Mart, Nisan, Mayıs aylarında aylık olarak değil mi pandemi dolayısıyla negatif gelmişti. Dolayısıyla zaten baz etkisinden dolayı Türkiye'de nasıl oluyor? Zaten enflasyonda bir artış bekliyoruz. Yani biz önümüzde şu 2-3 ay içinde e, TÜFE şu anda galiba 1.5 civarlarında, 1.6 civarlarında galiba. Aha. E zaten o bir 2'nin üzerine doğru bir atacak. Ama Fed bunun geçici olacağını düşünüyor. Dolayısıyla Zaten orada ortalama enflasyon hedefi var. İkinin üstüne çıkmasına izin verecekler. Ama ondan sonra 2022 ve 2023 yıllarında da enflasyonun yüzde iki civarında olacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla ama tabii buradaki Amerikan o yıllıklarındaki faizlerin yükselmesi sadece tabii ki enflasyon beklentilerindeki yükselmenin çok büyük etkisi var. Ama şunu unutmamak lazım ki Amerika ekonomisi... 2021 yılında zaten %6'nın üzerinde Fed de zaten Powell da söyledi en son işte toplantıda 6,5 bu büyüme bekliyor. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinin toparlanmasının büyümesinin de tahvil faizleri yukarı gitmesinin bir etkisi var. Dolayısıyla ben tahvil faizleri şu anda 1.70'lerde biraz daha yukarı gidebilir %2 civarlarına doğru gidebilir. Ama ben aslında yani belki bir kısa vade için finansal piyasalarda bu bir dalgalanmaya sebep olabilir. Ama sonuçta e, Amerikan ekonomisi eğer 2021 yılında e, %6 civarında 6,5 civarında büyüyecekse dolayısıyla aslında belli bir süre sonra finansal piyasalar kendi rayına oturacaktır.